Hayırlı akşamlar, saygıdeğer Kanal 42 izleyicileri. Yine bir çarşamba akşamı İrşat Vakti programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi değerli hocamız, muhterem hocamız, Ali Galip Doğan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Hamdolsun, seyircilerimize hayırlı yayınlar diliyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. Kur'an-ı Kerim'le inşallah programımızı açıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz, tekrar programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hatırlatmalarımız var. İnşallah hocamızın kısa bir sohbetinden sonra canlı yayına telefon alacağız. Arkadaşlarım WhatsApp numaramızı ekrana yazacaklar. Oradan da sorularınızı gönderebilirsiniz. Programımızın sonunda ise hatim dualarımız var. Dolu dolu bir program olması temennisiyle sözü değerli hocamıza bırakıyoruz. Hocam buyurunuz. Elhamdülillahi ve kefe. Vessalatu vesselamu ala rasulnel müştaba. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli seyircilerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, güzelliği üzerinize olsun. İnşallah sizlerle birlikte oluyoruz.
Cenab-ı Hakk'a millar kerem, millar hamdolsun. Pergelin ucu ehli sünnete basar. Bu din hatır dini değildir, Allah'ın dinidir. Kitaplarda okuduğumuzu aynen aktarırız. Biz de böyle taviz, hatır yoktur değerli kardeşlerim. Bir taziyemiz var. Hocamın camisinin altında, Meram Sanayi'nde, pardon, Eski Sanayi'de Bezliler Vakfı'nın altında oturan bir Davut kardeşimiz var. Audi parçası satıyor. Onun oğlu Ali. 4 çocuğu olduğunu öğrendim. Hanımı son günlerde yaygın olan kanserden vefat etmiş. Kulağınızı gönderebilirsiniz. Allah'tan onlara sabır diliyorum. Bir de bir dostumuz vardı, Konya ve Alanya'da yaşıyordu. Alpaslan diye bir kardeşimiz, Ahmet Alpaslan Bey. O da ani kalp krizinden gitmiş bugün. Hanımı tarafından hatırlatıldı değerli kardeşlerim. Son günlerde kalp krizi çok oluyor, görüyorsunuz. Bu da Karkil firması tatlandırıcı yapıyor. Civayla bunu yoğuruyormuş, neyse. Bu açıdan bu kısırlığa yol açıyor. Kanser yol açıyor, bir takım hastalıklara yol açıyor. %, büyük bir kesimi de bunu kullanıyor. Yani bu batılı sömüren insanlar bizi ilaç sanayiyle vurmaya çalışıyorlar. Bu açıdan Müslümanların da uyanık olması gerekiyor. Fatma Nur Koçak, Allah kabrini purnur eylesin, makamını âli eylesin, geride kalanlara ecil sabır ihsan eylesin. İrşad Vakfı Verenel Derneği olarak 10 gün önce Afrin'e yardım götürdük değerli kardeşlerim. Çünkü orada muhtaç insanlar var, görüyorsunuz. PKK'nın ve PYD'nin peşinden gitmiş, kurtulmuş, günlerce işkence görmüş aç ve sefil insanlar var. Geçen hafta 1,5 tondan fazla süt tozu gönderdik. Çocuk maması vardı, peynir vardı, reçel vardı, helva vardı, gıdalar vardı, ayakkabı vardı, elbise vardı. Bizzat kendi aracımızla sınırdan girerek oradaki resmi zevata teslim edildi. O da direkt olarak mağdurlara gidiyor. Ancak demişler ki bizim şiddetle battaniye, ince süngere ihtiyacımız var. Bir daha hatırlatıyorum, bilhassa çadırlarda kalan askerlerimiz için de şiddetle battaniye ve ince süngere ihtiyacımız var. Temin etmeye başladık değerli kardeşlerim, İrşad Vakfı olarak da. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar kendi aracımızla buradan izin alarak vilayetimizden bunları inşallah yolcu edeceğiz. O ihtiyaçlarını da görsünler diye. Bunu ancak biz yaparız. Yani bu Türk milleti yapar. Arakan'a giden biziz, Bangladeş'e giden biziz, Afganistan'a biziz. Her yerdeki insanlara yetişen biziz. Bizim dışımızdakilerin pek geldi, ığrandı yok. Ancak zevkü sefa içinde geçiriyorlar. Suud Prensi gibi değerli kardeşlerim. Bu hususta battaniye 25-30 TL civarında alınıyor. Bu hususta ben de bir battaniye almak istiyorum diyen varsa İrşad Vakfı Eski Süper Bank'ın orada dolmuş duraklarının olduğu yerde 352-42-13 352-42-13 bir daha söyleyelim. Hocam peki evinde yeni battaniye olan getirebilir mi? Getirebilir. Battaniyesi olan varsa getirebilir. İnce sünger yatağı olan varsa, ama ikinci el veya kirli bir şey olmasın. Çünkü yani yeni ise getirsin değil mi hocam? Yeni ise, temizse getirsin. Evet. Evet hocam. 352-42-13 bir de 505-772-15-93 veya 94. 505-772-15-93-94 Sümer taksinin karşısı, önü Karatay Kaymakamlığı, arkası minibüslerin olduğu yer.
Orada fırın var, ekmek satıyor, eczane var. Aygın Mandıra Lokanta'nın üzerindeyiz biz değerli kardeşlerim. Verenlerin emanetlerini de bizzat kendi elimizle ulaştıracağız Allah izin verse. Böyle teşekkür var Mustafa Hocam. Evet hocam. Hastanelere gidiyoruz maşallah. Doktorlarımızın çoğu mütedeyyin, sakallı, imanlı, izanlı, bizim gibi düşünen insanlar. Benim gençliğimde, talebeliğimde nerede bulacağım böyle doktoru? Adama giderdin, miden ağrıyor, sen oruç tutma der, ağzına sigara Ramazan günü. Gençliğimizde bizim Doktor Baybal vardı. Bak rahmetle anıyoruz. Ali Kemal Bellivranlı vardı. Fakir babasıydı bunlar. Bir de Ahmet Uğurlu vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Cerrah fakir babası. Bugün tıbbın kurulduğu yeri o kurdu. Yani göğüs hastanesini kuran Ahmet Said Uğurlu. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz. Onun kızı var şimdi. Profesör Doktor Hatice Uğurlu hanımefendi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Fizik Bölümünde ana bilim dalı başkanı. Çok hayırsever bir hanımefendi, ablamız, kardeşimiz. Ben buradan ona teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kardeşleri helal, bereketli, evlatları muti, cihetleri nurlu, babasının kabri pür nur, makamı âli olsun diye dua ediyorum. Aynen babasının yolunda gidiyor. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Evet, değerli kardeşlerim, şehit. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenü. Hel edullukum ala ticaretin tunciküm min azabin elim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. Hel edullukum. Size ben göstereyim mi? Tavsiye edeyim mi? Delalet edeyim mi? Güzel bir ticaret yolu, hem ahirette hem dünyada karlı olan bir yolu göstereyim mi, işaret edeyim mi Cenab-ı Hak? Et ya Rabbi. Öyleyse tü'minûne billâhi ve rasûlih. Allah'a iman edin, Resulü Muhammed Mustafa'ya iman edin. Ve tücahidûne fî sebilillâh bi envâlikum ve enfüsüküm. Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin diyor. Değerli kardeşlerim, evvela mal geliyor bakınız. Mallarınızla, canlarınızla cihad edin diyor. İnşallah önümüzdeki hafta açacağız. Tebuk seferine giderken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma mevsiminde Medine'de havzasında hutbede nirad ediyor. Allah yolunda canını, malını değişecek yok mu diyor. Hazreti Osman el kaldırıyor. 100 deve ben veriyorum ya Resulallah. Tekrar ediyor. 100 deve veriyorum tam manasıyla ya Resulallah. Bir daha ben yine 100 deve veriyorum ya Resulallah diyor. Ebu Bekir Sıddık tüm mal varını getirmiş ortaya koymuş. Geriye neyi bıraktın? Allah'ı ve Resulünü. Hazreti Ömer malın yarısını getirmiş. Ebu Bekir ben geçemedim diyor. Yaşlı bir kadın duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını bir şey yok. Tülbentinin yarısını yırtmış getirmiş Resulullah'ın önüne. Ya Resulallah hiçbir şeyim yok. Gazilere belki bez olarak sararsınız diye onu vermiş. Evvela malla ve canla cihad edin diyor değerli kardeşlerim. Şehit Allah yolunda vatan için, millet için canını veren, canını satan insanlara şehit derler. Bakara Estağfirullah 54. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ. Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz. Bunlar öldü bitti demeyiniz. بَلْ اَحْيَاءٌ. Bilakis onlar diridirler.
وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Fakat siz bunu hissedemezsiniz, bilemezsiniz diyor. Değerli kardeşlerim, şu anda Afrin'de şehit olan kardeşlerimiz ölü değil. Biraz önce hadis okuyordum, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah, mezarı ziyaret ederken ölü görür tanır mı? Evet diyor, görür tanır, selamınızı alır diyor. Öyleyse şehitler ölmez değerli kardeşlerim. Çünkü en kıymetli candır insanda. Ömer Halis gibi görüyorsunuz değil mi? Gidişatını değiştirdi, Türkiye'nin kaderini değiştirdi Ömer Halis. Şehit olacağını bilerek hazırlandı ve orada kendini feda etti. Bu ümmet için, bu vatan için feda etti. Yine Ali İmran 157. ayet. Ve la in kutiltum fi sabilillahi ev muttum lemağfiretun min Allah ve rahmetun hayrun mimma yecmaun. Eğer Allah yolunda öldürülür ya ölürseniz, şunu bilin ki Allah'ın mağfireti, Allah'ın rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır, daha güzeldir diyor. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak şehitleri bakınız ne güzel, ne güzel tatif ediyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, şehitlerin tüm bütün günahları affedilir, kul hakkı hariç. Ya Resulallah, şehitleri yıkayacak mıyız? Hayır. Savaş meydanında şehit olanlar yıkanmaz. Üzerinde kefen konmaz, kanlı elbisesiyle gömülür değerli kardeşlerim. İki Cihan Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bu gece rüyamda iki adam gördüm. Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar. Sonra bir eve götürdüler. O ev şimdiye kadar benzerini görmediğim bir evdi. O kadar güzeldi. Sonra iki kişi bana burası nedir dediler. Sordum ben de şehitlerin mekanıdır dediler değerli kardeşlerim. Şehitler böyle mekana gideceklerdir. Şehit anneleri, babaları üzülmeyin. Şehitler şefaat edecekler diyorlar. 70 tane insana şefaat edecekler Allah'ın izniyle. Yine değerli kardeşlerim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Ali İmran 170. ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ Allah yolunda şehit olanlara, ölenlere sakın ha, onlar ölü saymayın. Onlar öldür demeyin. Bilakis onlar dirilerdir. Belahyen inne rabbim yursekun. Allah katında onlar rızıklandırılmışlardır diyor değerli kardeşlerim. Şehit. Üç türlü şehit vardır. Tam kamil şehit değerli kardeşlerim. Allah için, vatan için, din için savaşırken, orada savaş esnasında şehit oluyorsa bu kamil şehit oluyor, tam şehit oluyor. Değerli kardeşlerim, tam şehit. Bedir'deyiz. Bedir'de. Değerli kardeşlerim, 313 kişi Bedir'de savaşacak. Karşı taraf 1000 kişi atlı, silahlı, modern ordularla geliyor. Modern ordularla o günün tabiriyle. Ama biraz yardım gecikmiş. Müslümanlar evvela ter dökmeye, kan vermeye başlamışlar. Bu hareketten sonra Allah 3000 melekle yardım gönderiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kum ya Ali, yeğenine diyor. Ali kalk.
Kum ya Hamza amca kalk. Kum ya Ubeyde kalk savaşın diyor. Teke tek savaşacaklar. Ubeyde yakın bir akrabası. Ubeyde bin Cerrah değil. Hazreti Hamza çifte kılıç kullanıyor. Kim dayanabilir karşısında? Hazreti Ali'nin karşısında büyük bir hasım çıkmış. Bakmış dev gibi bir adam. Çocuk görmüş bunu. Ben savaşmak istemiyorum demiş. Bir, İslam'da evvela tebliğ var değerli kardeşlerim. Gel Müslüman ol. Kendini hayatını kurtar diye davet edersin, tebliğ edersin. Anlamazsa gel cizye ver de hayatını kurtar. Buna da razı olmazsa üçüncü aşamada savaş olur değerli kardeşlerim. Ve yaşlı Ubeyde ağır yara almış. Hamza yetişmiş, kafiri öldürmüş. İki can sultan yanına çekiliyor. Dizine yatmış, son demini yaşıyor. Ama gözlerinden böyle yaş akıyor o anda. İki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem teselli ediyor. Üzülme, Ubeyde ölüm mukadderdir. Ubeyde sen şehitsin, şehit olacaksın, cennette olacaksın. Kederlenme. Kafasını kaldırır. Ya Resulallah, belki rengim sararmıştır o kan zayiatındandır. Ağladığımı görüyorsun. Ben öleceğim için ağlamıyorum. Acaba Ubeyde olarak ben Allah'ın emrettiği şekilde yaşayabildim mi? Ben Ubeyde olarak burada tam savaşabildim mi? Ubeyde olarak ben Resulullah yolunda gidebildim mi? Ona üzülüyorum, ona ağlıyorum diyor. Ve ruhunu Resulullah'ın dizinde teslim ediyor. Değerli kardeşlerim, tam şehit, kamil şehit. Anında Cibril geliyor. Ya Resulallah, Allah'ın selamı var. Bu şehit cennettedir. İki can sultanı, ey ashabım, Allah'a yemin ederim ki cennetin kokusu şehidin ağzından geliyor diyor. Şehit, değerli kardeşlerim, Uhud savaşındayız. Hazreti Hamza savaşıyor, çifte kılıç kullanıyor. Vahşi öyle nişan almış, fik istemiş ki tam kalbinden oklamış. Ve Hazreti Hamza orada şehit oluyor. Değerli seyirciler, sonra Vahşi geliyor. Aman Vahşi deyince küfür etmeyin. Sonra o da Müslüman oldu biliyor musunuz? Hint de Müslüman oldu biliyor musunuz? Kulaklarını kesmiş, burnunu kesmiş, yerlerini kesmiş, edep yerini kesmiş. Paramparça olmuş. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünce yemin etmiş intikam alacaksın diye. Cebrail aleyhisselam, ya Muhammed sen intikam peygamberi değilsin demiş. Hazreti Hamza cennettedir demiş. Ve değerli seyirciler, tam şehit. Hazreti Hamza'yı deveye yüklemişler. Medine'ye getirecekler. Deve bir türlü yürümüyor, böğürüyor. Bir türlü yürütemiyorlar. İki can sultanı haber ederler. İki can sultanı gelir. Ya mübarek niye gitmezsin der. Uhud dağı cennet dağıdır. Dağdan bir ses geliyor. Ya Resulallah, o bizde şehit oldu. O bizde kalacak diyor değerli kardeşlerim. Hazreti Hamza Uhud'da kalıyor. İkincisi dünya şehidi. Üçüncüsü ahiret şehidi, dünya şehidi. Uhud savaşındayız. Bir adam öyle güzel savaşmış ki yaralanmış. Ya Resulallah, falanca çok güzel savaştı. Ölecek, şehittir. O şehit değildir diyor. Yanına varıyorlar. Tebrik ederiz, güzel savaştın, şehitsin diyor. Sahabi diyor ki, hayır, ben hurmalıklarım için savaştım diyor. Biraz sonra kılıncına dayayıp intihar ediyor. İşte bu da dünya şehidi değerli kardeşlerim. Yani o anda şöhret için, kabilesi için, malı için savaşıyor. Bir Enes var, Enes.
Enes bin Malik değil, başka bir Enes var değerli kardeşlerim. Uhud savaşında 70 küsur yerinden ok yemiş, paramparça olmuş, tanınmaz hale gelmiş kız kardeşi, parmağındaki yüzükten bu kardeşim Enes'tir demiş. Evet, şehitler ölmez değerli kardeşlerim. Bir Hanzala var Uhud savaşında, Hanzala radıyallahu an. O gece yeni evlenmiş Hanzala, yeni zivafa girmiş. Fakat buna rağmen Hayyal al-Cihad deyince yıkanmadan orduya katılmış. Öyle güzel savaşıyor ki şehit olmuş. Biz Uhud'da 72 tane şehit verdik değerli kardeşlerim, şehit olmuş. Ve sırılsıklam ıslak buluyorlar. İki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem başına geliyor. Cibril aleyhisselam haber veriyor. Ya Resulallah, bu cünüp geldi. Melekler onu Kevser ırmağında yıkadılar diyor değerli kardeşlerim. Der ki sahabinin biri, ben Uhud'da amcamın oğlunu arıyordum, Meyne diye bağırdım. Şehit arasında ses geldi, ben buradayım dedi değerli kardeşlerim. Şehit, Allah yolunda ölenlere şehit derler değerli kardeşlerim. Bir de manevi ahiret şehidi var. İşte trafik kazasında ölen veya değerli kardeşlerim, trafik kazasında ölenler, hastalıktan ölenler veya bunun gibi lohusalıktan ölenler, bunlar da hükmen şehittirler, ahiret şehididirler. Evet, şimdi geçen de Konya'daki bir takım fesatçılar var. Afrin'de ölenler şehit değil, bunlar şehit olmaz demişler. Sakal göbeğinde inanmış gibi görünen adamlar. Yuh olsun bunlara ya. Adam giderken ne diyor Mehmetçiğimiz? Düğüne gidiyorum ben, düğüne diyor ya. Şehit oldu hem de. Mektup yazıyor, diyor ki mektubu ben şehit olduktan sonra vereyim. Babamla anam hacca gidecekti. Para gelecek, devlet parasıyla hacca gönderin onları diyor. Kardeşine de diyor ki sen şunu sermaye yap diyor. Öbürüsü de mektup yazıyor. Anama babama selam söyleyin. Ana baba benim için üzülüp ağlamayın. Şehit olursam ben peygamberin yanına gideceğim, makamıma gideceğim diyor. Ve benim bana verecek devlet parasıyla Irak, Suriye'de bir okul yapın diye tavsiye ediyor. Allah'ımızı severseniz, bunlar şehit olmayacak da kim şehit olacak? Şehit olmayan kim biliyor musunuz? IŞİD'e gidip katılanlar şehit değildir. Neden biliyor musunuz? Karşısındaki öldürdüğü adam Allahu Ekber diye ölüyordu. İnkarcı değildi orada. Şimdi aynı adamlar Türkiye'den gidenler Mehmetçiğe karşı savaşıyorlar, savaştırıyorlar. Şu emperyalizmin oyuna gelenlere bakın değerli kardeşlerim. Şehit. Bakınız, bir şiirle kapatalım. Evet hocam. Semada melekler hazır kıtada, bayrağa sarılmış şehit geliyor. Rahat olun yerin altında, yere yurda sığmayan şehit geliyor. Vatanı ağlıyor bak, senin için ha, gittiğin yerlerde rahat için, yerlere göklere sığmayan senin için, gökseme ağlıyor şehit geliyor. Şehitler ölmez yatar tahtında, kara haber geldi tezden anaya, Allah sabır versin babaya. Bizden selam olsun, şehit geliyor. Selam verin, şehit geliyor. Nişanlı bekledi eli kınalı, içinde hasretle gelin olmayı. Sevinin, Allah yolunda şehit geliyor. Allah şehitlerimizin mezarını pur nur eylesin, makamını âli eylesin. Bize de şefaatçi olsunlar inşallah. Şehit annesine, babasına diyoruz ki sakın ağlamayın onlar için.
Onlar Rabbine kavuştular. Onlar cennete uçtular. İki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem'e kavuştular. Çünkü şehitlik peygamberlerden sonra en yüksek makamdır. Onlar oraya uçtular değerli kardeşlerim. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Bizler kısa bir ara vereceğiz. İnşallah aradan sonra canlı yayına telefonda alacağız. Efendim bizlerden ayrılmayınız. Ahlak, adalet, barış. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Haftası etkinlikleri. Vefatının 7. seneyi devriyesinde Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Konuşmacılar: Görelim ya Resulallah, gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızdan girelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızdan girelim ya Resulallah. Aşkınla yaşar gözler, hasret ile yanar özler. Aşkınla yaşar gözler, hasret ile yanar özler. Mübarek Ravzana yüzler, sürelim ya Resulallah. Mübarek Ravzana yüzler, sürelim ya Resulallah. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Sensin gönüller sultanı, getiren yüce Kur'an'ı. Uğruna tendeki can
sana verelim ya Resulallah, uğruna tendeki canı verelim ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet efendim, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Canlı yayın telefon numaramız 444-8043. Nolu telefonu arayabilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam müsaadenizle sorularıma geçiyorum. WhatsApp sorularından başlayalım. Esselamu aleyküm saygıdeğer hocam. Ben Avusturya'dan Savaş Karadağ ellerinden saygıyla öperim. Babam Bünyamin Karadağ'ın ahirete intikalinin bu cuma 2 yıl olacak inşallah. Dualarınızla bizleri, babamı, annemi ve Ayhan abimi unutmayın hocam. Saygılar diye söylemiş kardeşimiz. Tamam. Savaş Karadağ diye bir kardeşimiz hocam. Bünyamin Karadağ annesi ne Kamer Karadağ. Ayhan'a da yapalım duamızı. Evet hocam, inşallah devam ediyoruz. Hocam İsmail Sapmaz diye bir kardeşimiz soruyor. Hocam bayram namazı, cuma namazı kılmayan insanlar var. Bizler hayretler içinde kalıyoruz. Bu konuda ne dersiniz diye sormuş. Allah yardımcı olar olsun, ıslah etsin de dua ederiz. Namazı inkar etmediği müddetçe Müslümandır. İleride tövbe istiğfar eder, aklı başına gelir, kılar. Ama bu Türkiye'de bu devlet, İslam'ı devlet değildir. Cuma namazı kılınmaz. İmamlar parayla namaz kıldırıyorlar diye bir sapık fikir var. Bu fikir başka yerden geliyor. Böyleyse fitnenin başı bunlar. Bunlara tekrar dua edelim. Bunlar da Allah ıslah etsin diyoruz. Yani cuma namazı, bayram namazı kılınması gerekiyor. Aslında cuma namazı cihat namazıdır. Evet hocam. Evet hocam, devam ediyoruz. 444-8043 numaralı telefonu arayabilirsiniz saygıdeğer izleyicilerimiz. Hocam bayanlar cuma günü öğle namazını ne zaman kılmalı? Hemen mi kılmalı yoksa cemaat dağılınca mı kılmalı diye sormuşlar. Cuma günü hürmeten cuma namazı hutbesi okunuyor, kılınıyor ya. Biraz beklesinler. Diyelim ki saat 1'i 10 geçe cuma oluyor. 2'ye doğru kılsınlar veya 1.30'dan sonra kılsınlar. O da cuma namazı kılanlara hürmeten beklenmesini tavsiye ediyor. Çok güzel bir şeydir. Biraz sonra kılsınlar değerli hanımefendiler. Evet hocam. Evet hocam, devam ediyoruz. Hocam bir kadın eniştesiyle veya kardeşinin karısıyla yalnız yolculuk yapabilir mi diye sorulmuş. Evet. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre bizim genelde yörelerimiz, yani Türkiye'yi ben şimdi gözü önüne alıyorum. Hanefi ve Şafii mezhepleri yaygın bizde. İki mezhep var burada. Bunlara göre, iki mezhebe göre değerli kardeşlerim, kadın yalnız başına eriştesiyle yalnız yolculuk yapamaz, yapması caiz değildir. Çok büyük fitnelere yol açmıştır. Bir takım olumsuz hareketler olmuştur. Mahkeme salonlarında boşanmalar olmuştur. İkincisi, bir kadın çelebisiyle, yani oğlanın kardeşiyle, kocasının kardeşiyle, erkek kardeşiyle bir arada kalması, yolculuk yapması da caiz değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadının kayını en tehlikelidir. Kadınların yanlarında yalnızken girmekten sakınınız. Bir kadın hemen şöyle söyler, kadının kayını böyle midir diyor peygamber soruyor. Evet diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kayın ölümdür. Buhari Müslim hadisi. Buradan eğer izleyici yoksa telefonda. Hocam hatta bir izleyicimiz var ama alalım o zaman. Alalım, sonra devam edelim. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Efendim sesiniz geliyor. Hayırlı akşamlar, buyurunuz. Hayırlı yayınlar. Buyurun. Ben hocama bir soru soracaktım da. Tabii ki. Hocam bazı kuruluşlar var. Hani belirli miktarlarda para veriyoruz. Kura usulü ev veriyorlar karşılığında.
Fakat herkes aynı miktarda yatırmadığı için mesela ben maksimum 1500 lira yatırabiliyorum. Bazı insanlar 2000-3000 lira yatırabiliyormuş. Evet. Hani kura çıktığında mesela öncelik bana çıkarsa kul hakkına girmiş oluyor muyuz? Yani kura usulü almak da ne kadar doğru bilmiyorum. Efendim hocamız cevaplayacak. Hayırlı akşamlar. Sağ olasınız. Hayırlı akşamlar. Hocam seyircimiz diyor ki bazı kuruluşlar var, kurumlar var. Oraya paralar yatırılıyor. Kurayla ev veriyorlar. Benim gücüm 1500 TL'ye yetiyor, sizinki 3000 TL'ye yetiyor. Kul hakkı olur mu burada diye soruyor. Araştırdığımıza göre böyle yapanlar da var elhamdülillah. Yani diyelim ki gruplaştırıyorlar. Benim araştırma göre 30 kişi gruplaştı. Bunlar para yatırıyorlar. Önlerine belli para yatırıyorlar. Her ay bunu yatırmaya devam ediyorlar. Kurası çıktı birinci ay. Evine oturuyor. Ama evine oturan adam aynı zamanda kirasını da veriyor. Kirasını da veriyor, aidat da veriyor öğrendiğimize göre. Böyle yapılıyorsa bir sakıncası yok. Faize girmediği müddetçe, kredi almadığı müddetçe böyle yapan müesseseler de var. Onlardan alınabilir değerli kardeşlerim. Faize girmediği müddetçe, krediye girmediği müddetçe diye söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Evet hocam. Hocam WhatsApp sorular gelmeye devam ediyor ama şu önceki sorunun cevabını verelim. Devam edelim. Bir zaman bana bir genç geldi. Dedi ki hocam ben yurt dışındayım. 4 çocuk babasıyım. Hanımı öldüreceğim dedi. İzin, bana izin var mı diye öldürmeye geldi. Öldüreceğim dedi. Ya hayır inşallah. Benim kardeşim, küçük kardeşim, erkek kardeşim. Hanımımla ilgi kurmuş. Bir münakaşa ettik köyde, gittiğim köyde. Yüzüme karşı dediler, bana sen pezevenksin dediler. Araştırdım, babama söyledim, sıkıştırdım babamı. Evet dedi, kardeşim de ölmüştü ama. O da bir sene önce öldü diyor. Benim konumum, durumum ne olacak hocam diye bana danıştı. Kara kara düşündüm ben de. Dedim ki kesinlikle bu öldürme olaylarına girmeyin. Ve bunu da ifşa etme, çocukların babası, annesi çünkü. Eğer kabul edebiliyorsan o bir yanlışlık yapmış, tövbe eder, istiğfar ederse, göz yumabilirsen yap. Aksi halde anlaşarak boşan dedim ben. Yani sonuç ne oldu bilemiyorum. Bu tür tehlikeler oluyor. Bundan dolayı dikkatlerinizi arz ediyorum sayın seyirciler. Evet hocam devam ediyoruz. WhatsApp sorusu katılım bankalarında altın hesabı açtırmak doğru mu hocam diye sorulmuş. Bir değerli kardeşlerim, sordum ben. Altın hesabı açtırırken elde para olmuyor. Elde altın yok yani. Altın almıyor. Sadece para yatırıyor. Ta genel merkeze onun adına altın çıkarılıyormuş. Bu doğru değil, caiz değildir. Altın, gümüş alışverişi veya yabancı para alışverişi veresiye olmaz. Peşin olması lazım. Eğer bu bankalar ben 200 gram altın alıyorum diyorsun. Altını veriyorsa sana sen de alır gerisin geri emanete ve oraya korsun. Öyle olabilir. Aksi halde hayali oluyor. Yani ortada altın yok ama sen para yatırıyorsun. Senin hesabın altınlı caiz değildir. Çünkü altının, gümüşün veresiyesi olmaz. Kartla altın satılmaz değerli kardeşlerim. Evet hocam devam ediyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Mustafa Kozalak bizi Konya'dan arıyor. Buyurun kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Mecburi durumlar haricinde sol parmağı kırıp taktırmak onu soracaktım. Hayırlı akşamlar. Mecburi durumlar haricinde sol parmağa yüzük takmak caiz mi diye sordunuz herhalde. Evet. Hocamız evet. Cevaplayacak efendim. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Haricinde. Sağ olun. Hocam mecburi durumlar haricinde sol parmağa yüzük takmak caiz midir diye soruyor. Caiz değildir. Mecburi durumlar dediğimiz nedir? Yani eğer sağ el sakalsa veya sarılıysa yüzüğü takmayalım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sol elle yemek yiyen bir adama sağ elle ye, sol elle yiyor, sağ elle ye, yiyemiyorum diye yiyemez ol demiş adam. Tabii eli kurumuş derler. Bu açıdan sol el taharet eldir değerli kardeşlerim. Bak elimde benim yüzük var ama sağ elde yüzük. Bazı görüyorum ben, bayanlarda da var, sol ele tekiyorlar. Bu yüzük taharet parmağı. Bu açıdan sol
ele yüzük takmak caiz değildir. Mecbur diyorsunuz, takmayın. İmam-ı Şafii göre yüzük takmak sünnet. Böyle yüzük yani, gümüş takmak sünnet. Kadın altını takabilir. Hanefi mezhebi göre mübahtır, güzel bir harekettir, müstahaptır değerli kardeşlerim. Hocam devam ediyoruz. WhatsApp sorumuz yurt dışından geliyor. Hocam selamünaleyküm. Benim zekattan bir sorum var. Borcum var, param da var. Fakat borcumu bankaya bir sene sonra ödeyebilirim. Zekat parasını nasıl hesaplamam gerek diye sormuş. Zekat mevsimi geldi Ramazan'da değerli kardeşlerim. Kaç lira param var? Diyelim ki 10 bin lira param var, 10 milyar lira eski parayla. Borcun ne kadar? 11 milyar lira. 11'den 10'u çıkarırsan borçlu kalıyorsun. Borçlu olan bir insana zekat düşmez. Ama şimdi adam kurnazlık yapıyor. Parası var ama yatırıma bağlıyor. Yani krediyle eve, arabaya bağlıyorsa, bilerek kaçırmaya çalışıyorsa o da caiz değil. Çünkü kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Tekrar edeyim. 10 bin lira param var. Bunun zekatını vereceksin. Borcun da var 9 bin lira. Geriye 1000 lira kalıyor. O 1000 liranın zekatını vereceksin. Eğer kalmıyorsa zekatı olmaz. Evet hocam, devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Ali Garip Doğan hocamıza Afyon'daki dostlarından selam ve dua yolluyoruz diyor Afyon'dan. Aleyküm selam. Umur evet. Arkadaşlarımız galiba. Evet hocam. Devam ediyoruz. Sayın hocam, devletin vermiş olduğu sıfır faiz adı altındaki hayvan kredisi kullanmak caiz midir? Dosya masrafı ile faizin KDV'sini banka alıyor diyor. Alo. Hocam efendim? Hatta izleyici var. Onu alalım, onun sıra devam edelim. Alo. Alo. Efendim buyurun, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Ben şunu soracağım. Buyurun. Efendim ben Kanal 42'den arıyorum. Şimdi mesela hacca gidiyor. Adam bu sene yazılmış, geçen gelecek sene çıkıyor. Veya gitsek, o da orada 7-8 sene önce yazmış, ona çıkmıyor. Burada bir şeylik olmuyor mu, haksızlık olmuyor mu, onun için bir aradım sizi. Rahatsız. Hocamız cevaplayacak efendim, hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Hocam seyircimiz diyor ki bu sene hacca yazılıyor, öbür sene hac çıkıyor, kimilerine 8-9 sene çıkmıyor. Bunda bir adaletsizlik. Adaletsizlik. Adaletsizlik yok, kura çekiyorlar. Eğer kurada bir adaletsizlik varsa bilemiyorum, karanlık bir iş. Zannetmiyorum o anda ki noter nezdinde çekiliyor. Değerli kardeşlerim, nasip meselesi bu. Eğer nasip varsa, Allah yazılı çizilse bir sene önce Arafat Meydanı'ndaki, o sene kurra çıkar, yazmamışsa çıkmaz. Ahmet abiye değil mi? Küçük vezirciye. Evet hocam. Kaç sene oldu hocam? Hocam herhalde 11 sene oldu. 11 sene oldu diyor. Adamcağız üzülüyordu, çıkmış ilk telefonu bana açtı. Evet hocam. Dedim Ahmet abi aç mı çıktı? Evet dedi. Yani değerli kardeşlerim, şimdi Cenab-ı Hak diyor ki men istedâ ileyhi sebile, gücü yetenlere aç farzdır diyor. Eğer kurrada çıkmıyorsa yol emniyeti yoktur, gidemiyorsun. Bundan dolayı kul hakkı geçmez ama kurrada herhangi bir iş yoksa. Evet. Hocam soruyu cevaplayalım. Devletin vermiş olduğu sıfır faiz adı altındaki hayvan kredisi kullanmak caiz midir? Dosya masrafı ile faizin KDV'sini banka alıyor diye sormuşlar hocam. Şimdi devlet bağış verebilir, hibe verebilir. Hibe almak caizdir, tamamdır ama hayvan kredisiyle ilgili bir bilgim yok. Çünkü araştırmam yok. Galiba yeni olan bir şey. Dün radyo ve televizyonlarda konuşuyorlardı. Faiz eğer giriyorsa içine, kim verse versin doğru değil, caiz değil. Faiz girmiyorsa hibedir, bağıştır, tamamdır, olabilir değerli kardeşlerim. Evet hocam devam ediyoruz. Bir bayan seyircimiz soruyor. Hocam benim kocam kumardan para getiriyor, kötü yollardan para kazanıyor. Ben namazımı kılan, İslam'ı yaşayan bir kadınım. Ben bu haram kazancından yiyebilir miyim diye sorulmuş. Evet. Değerli kardeşlerim, yine Hanefi ve Şafii mezhebine göre cevap vereceğim. Hanefi Şafii mezheplerine göre gayrimeşru bir kazanç haramdır. Ve haramın yenmesi de aileye etki eder, çocuklara da etki eder. Yani ters yönde etki eder. Değerli bacım, siz eğer helal bir yerden para geliyorsa siz onu yemeye çalışın. Veya kocanızın helal kazandığı bir iş var, oradan geliyorsa siz ondan harcamaya, yemeye çalışın. Şayet mecbursanız, başka çareniz yoksa
siz o zaman onu yiyebilirsiniz. Mecbur olduğunuz için, başka çareniz olmadığı için. Eğer bir imkanınız varsa, Allah ıslah etsin kocanızda, Allah helal kazanç versin de dua ve niyazda bulunalım. Siz mecbur olmadıkça yemeyin derim. Hocam teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hayırlı buyurun. Akşamlar. Buyurun efendim. Hocama ben de sorayım. Tabii ki. Alo. Buyurun. Hocam benim eşim fes getirdi. Geçmiş olsun. Evet. Ben onun oruç tutamıyor. Evet. Parasını vermedim. 3 senedir falan oruç tutmuyor. Evet. Onu ben nasıl yapacağım? Sizin geliriniz yok mu? Gelirim, ev kirası var, kiramız var, gelir emekli aylığımız. Cevap verelim. Efendim hocamı cevaplayacak, hayırlı akşamlar, geçmiş olsun diyoruz. Evet hocam buyurun. Tabii değerli kardeşlerim, eyyâme ma'dûdât, estağfirullah, sayılı günlerde farz kılmıştır. Femen kâne minküm merîzan, sizden birisi hasta olursa, ev alâ seferin yolcu olursa, fe'iddetüm min eyyâmin uhar, tutamadığı günleri iade eder, kaza eder. Eğer tutmaya gücü yetmiyorsa, o zaman fakirlere, miskinlere fitre verecektir. Bu sene fitre kaç liraydı? 15 lira en azı. Siz peyderpey bunu, yani mümkün oldukça 10 günlük, 5 günlük vermeye çalışın. Çünkü onun üzerine o borçtur değerli kardeşim. Siz bir yerden şöyle biraz imkanları daraltarak, biraz kısarak onu yavaş yavaş ödemeye çalışın. Çünkü o verilmesi gerekiyor Allah'ın ayetiyle. Evet hocam, WhatsApp sorularla devam ediyoruz. İyi günler, ben ikinci evliliğimi yaptım, bayanım. Alo. İlk haftadan itibaren. Alo. Evet. Efendim buyurun. Alo. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, buyurun. Kimle görüşüyorum? Evet, şu an canlı yayındasınız, sorunuzu alalım, buyurun. Ben hocam Çimre'den arıyorum. Buyurun. Arkadaşlar içeriye biraz ses verirsek duyamıyorum. Efendim buyurun. Ben Çimre'den arıyorum. Buyurun. Ayşe Çetiner. Hocam ben şöyle bir soru soracağım. Bu sene dur ben televizyonu kapatayım hocam. Şey diyor. Biraz acele edersek, çünkü soru soracağım hocama. Efendim buyurun. Hocam bu sene beni Allah kabul etsin şeyde Ramazan ümresine gittim. Evet. Arkadaşlarla. Evet. Kadın kadına. Ya bana dediler ki senin ümren kabil değil dediler. Yanında beyin olmayınca dediler. Evet. Kabul mü değil mi diye soruyorsunuz. Hocamız hocam yapmayacak. Hocam işte ya Allah kabul et. Efendim hayırlı akşamlar, sağ olasınız. Hocam bayan seyircimiz diyor ki umreye gittik bayan arkadaşlarla beraber. Kimileri senin umren kabul olmadı dediler, ne dersiniz diye soruyor. E nereden biliyorlarmış ki? Namazın kabul olmadı. Sen nereden biliyorsun ki? Yazan melek misin değil mi? Arkadaşlar telefon almayalım, şu sorularla programı İmam-ı bitirelim Şafii'ye inşallah. İmam-ı Şafii'ye göre değerli kardeşlerim, İmam-ı Şafii Hazretlerine göre bir kadın grubu, emniyetli kadın grubu varsa onlarla beraber umreye giderler diyor. Hanefi mezhebine göre 90 kilometreye çıkamazlar diyor. E şimdi şu şartlarda trenle, uçakla, bayanlar, talebeler buradan ta Erzurum'a gidiyor, başka yerlere gidiyorlar. Şafii Hazretlerine göre diğer yanında böyle grup kadınlar varsa, emniyetli, güvenli kadınlar varsa onlarla beraber giderler diyor. Allah kabul etsin umrenizi. Kabul olmaz diyen niye göre diyor, anlamadım ben. Evet hocam, sorularla inşallah programı bitiriyoruz. İyi günler, ben ikinci evliliğimi yaptım. Bayanım ilk haftadan itibaren sebepsiz eşim ayrılmak istedi. 4 ay evli kaldım. Mihir ve tazminat helal mi diye sormuş hocam. Mihir tamamen kadına aittir. Yani takılan neyse, verilen senet, altın tamamen bayana aittir. Tazminat ise belli bir müddet ödenir. Yani çocukları varsa çocuklara tazminat öder. Ama kadın evlilik çağına, yani evlenirse zaten o tazminat kesilecektir. Duyduğuma göre değil, nikahla nikahlanıyor. Karşı taraftan tazminat almaya devam ediyor. O helal değildir İslam'a göre değerli kardeşlerim.
Evet hocam, son sorumu soruyorum. Hocam diyor seyircimiz, ben bir yere girdim diyor, yani reklam yapmamak için söylemiyorum. Niye bağlamıyorlar, böyle yapıyorlar? Sırayla. Al bakalım şunu. Alo. Arkadaşlar yayında telefon varsa alalım. Şimdi alo. Seyircilerimize açıklama yapalım hocam. Niye almıyorlar dedi oradan seyircimiz de, biz programı 23.15'te bitirmek zorunda olduğumuz için. Alo. Alo, buyurun efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, buyurun, sorunuzu alayım. Buyurun. Evet, telefondan ses gelmiyor diyorlar hocam. Seyircilerimize açıklamayı tekrarlayalım hocam. Evet. Yani bizler istiyoruz ki telefonlar yoğun geliyor, sorular yoğun geliyor ama programında bir saati var. O saatte bitirmek zorundayız. Bunun bizden için sonra özür da diliyoruz. Programlar var. Yani bunun için özür diliyoruz. Kusura bakmayınız. Hocam seyircimiz diyor ki, hocam ben bir yere girdim diyor, ev almak için diyor. Biraz önce soru sorulmuştu ya. Önden dosya parası alıyorlar. Bu faiz mi diye sormuş. Bir daha söyleyeyim. Eğer banka kredisi yoksa, bankayla alışverişleri yoksa önden dosya parası alabilir. Yani o müessesenin telefonu var, memuru var, kirası var. Onların ayakta kalabilmesi için onu alır, o parayı alabilir. Onda bir sakınca yoktur. Banka değilse veya faizi yoksa değerli kardeşim, bunun bir sakıncası yok. Hocam son şu soruyla bağlayalım. Selamünaleyküm hocam. Hayır, bir hocam. X mağazasından telefon alırken 1200 TL'lik telefon 24 ay taksitle alınca 1500 TL'ye yükseliyor. 300 TL'lik fark faize geçer mi diye sormuş. Alakası yok. Değerli kardeşlerim, bir malın peşin fiyatı diyelim ki 1300 lira. Ama sen dersen ki ben bunu 6 ay içinde ödüyorum taksitle. Adam der ki bu 1500 lira diyebilir. Bilhassa beyaz Asya'da var. Yani İslam'daki pazarlık haramdır. Adam geldi, buzdolabını pazarlık etti 1000 liraya. Peşin olarak pazarlık etti. Tam çıkarken dedi ki ya 700 liram var, 300 lirası sonra vereyim, bu haramdır işte. Bu haramdır. Niye haramdır? Ya sen evvela peşin pazarlık ettin. Adam da derse ki arkadaş 100 lira fark vereceksin diyemez. Diyemez. Bu açıdan beyaz eşya satan, televizyon satanlara uyanık olsunlar. Kardeşim nasıl alıyorsun? Peşin mi veresiye mi diye sorsunlar. Ki ellerinde liste var beyaz aşağıda, 6 aylık, 1 senelik diye gösteriyor. Caizdir bunlar, bir sakıncası yoktur. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Seyircilerimizin ilgisine teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun. Açıklamaya tekrar edelim. Bizim belirli bir program bitirme saatimiz olduğundan dolayı telefonlar ve soruları artık alamıyoruz. Bizlere hakkınızı helal ediniz diye söylüyoruz. Hocam son olarak neler söylersiniz? Duaya geçeceğiz. Ne gibi mesajlar verirsiniz? Buyurun. Birlik beraberlik günlerimizdeyiz sayın seyirciler. Çünkü ordularımız ciddi bir savaş içinde. Aynen Çanakkale gibi. Altında Amerika çıkıyor, altta Rusya çıkıyor, altta İran çıkıyor. Altta başkalar çıkıyor görüyorsunuz. Ama bizim de oraları temizlememiz lazım. Yani 30 yıldır bu PKK denilen kuruluşa savaşıyoruz. Cenab-ı Hak ordularımızı, ordu mensuplarımızı havada, denizde, karada muzaffer eylesin. Polis ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi, Özgür Suriye Ötü'ne Cenab-ı Hak yardım eylesin. Görünmeyen ordularla Allah zafer versin. Azayette tez günlerde dönsünler diye dua ve nezde bulunuyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Huden lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
اُولَٰئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن الجبال سترا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلهي يا رب بالجملة ذرات كائناتتان صادر olan حمد سنالار شكرانلار تصديقلار تنظيملار ancak sana mahsustur. Sayısız nimetlerin içinde bulunuyoruz. Bu nimetlerden en büyükleri olmak üzere kalplerimizde öyle bir nur ile seni biliyor ve senden başka asla ibadet edecek tanımıyoruz. Kalbimizi ilelebet bu iman nurundan ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rab, okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı İlk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam ile son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arasındaki bütün gelmiş geçmiş peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün ulemaların, şühedaların, şeyhların, salih insanların da ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda Afrin'de savaşan vatanımızın bekası için çalışan, şehit olan Mehmetçik asker kardeşlerimizin ruhlarına hediye edip kabul eyle. Kabirlerini purnur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ordumuzu havada, karada, denizde daima manzuru muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbi okunmuş olan hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Davut Koçak abimizin gelini Fatma Nur Koçak kardeşimiz ruhuna hediye edip kabul eyle. Kabrini purnur, makamını cennet eyle. Geride kalanlara sabırlar ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi Ahmet Alparslan kardeşimizin ruhuna hediye edip kabul eyle. Kabirlerini purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rab şu anda bizleri televizyonlar başlarında izleyen tüm izleyenlerimizin, dünyadan ahirete göçen annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin ve tüm akraba-u taallukatımızın da ruhlarına hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasta kullarına şifalar ver. Dertli kullarına devalar ver. Borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi. Son nefesimizde kelime-i tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapamak bizlere de nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle ya Rabbi. Azameti hudara ve kabulu duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nur Arşillah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Evet saygıdeğer Kanal 42 izleyicileri, bir irşat vakti programımızın daha sonuna geldik. Sürçülisan yetmiş isek affola diyoruz. Yayında yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar,
Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı üzeriniz olsun efendim. Thank you.